Herkese merhaba. Şu anda anlatacağım şey ani bebek ölümü. Yani bir yıl içerisinde bebeğinizin hiçbir sağlık problemi olmaksızın ve hiçbir sebep olmaksızın ölmesine neden olabilen, ölme ihtimalini artıran bazı sebepleri ortaya çıkartmak ve engellemek için Amerikan Pediatri Akademisi'nin 1992 yılında oluşturmaya başladığı bir listeyle alakalı olacak. Bu liste eğer uyarsanız 1992 yılından 2000 yılına kadar olan güncellemelerde %40 oranında ölümleri azalttığı ispatlanmış. 2005 ve 2011 yılında da gelen güncellemelerle şu anki bildiğimiz en kapsamlı haline gelmiştir. Şimdi bunu daha fazla açacağım. Bunu niçin yapmalıyız? Bebek ölümlerini, ani bebek ölümlerini, beklenmedik bebek ölümlerini engellemek için yapacağız. Şimdi ayrıntılara baktığınız zaman çok basit gerçekler ama bazen ihmal edilebiliyor. İlk olarak söyleyeceğim şey, birinci ayda daha nadir, ikinci, üçüncü ayda daha sık olduğu yönünde. Soğuk aylarla daha sık görülmekle beraber emzik kullanımının ani bebek ölümünü azalttığına dair bulgular mevcut. Risk faktörleri ani bebek ölüm riskini artırıyor demiştik. Şimdi sayacağım 8 tane madde bunlarla alakalı olacak. Bunları olabildiğince elimizden geldiği kadar azaltıp mümkün olduğu kadar bunların oluşmamasını sağlamaya çalışacağız. Birincisi yüzüstü yatış pozisyonu. Bebeğinizi yüzüstü yatırırsanız bu risk artıyor. İkincisi bebeğinizin yatağının yumuşak olması ve yumuşak bir alanda yatması. Üçüncüsü hem gebelikten önce yani gebelik sırasında hem de gebelikten sonra bebeğin yanındayken sigara içen annenin varlığı. Dördüncüsü gebelik boyunca yeteri kadar bakımı yapılmayan ve bakımsız kalan annenin varlığı. Beşincisi bebeği aşırı ısıtma ve kat kat giydirme. Altıncı sebep erken doğum. Yedinci sebep düşük doğum ağırlıkta doğma. Sekizinci sebep ise erkek cinsiyet. Bunu değiştirebilecek halimiz yok ama önceki saydığım 7 tane etmeni değiştirebiliyoruz. Bir dipnot bırakmak istiyorum. Pazarlama amaçlı biliyorsunuz bazı firmalar bebek ölümünü azalttığını ileri sürerek bazı eşyalardan bahsediyor. Bunların kullanımının yasak olmamasına rağmen bunların hiçbirisi FDA dediğimiz onayı almadı ve bebek ölümlerini azalttığına dair hiçbir ispat yok. Peki tavsiyelerimiz ne olabilir? Bildiğimiz gibi Amerikan Pediatri Akademisi 1992 yılından beri bu bebek ölümlerini azaltmak için bazı maddeler öne sürmüş ve bunlarla ilgili insanlara olabildiğince bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Ben bile birçoğunu pediatri uzman olduktan sonra öğrendim. 1992 yılından 2000 yılına kadar herhangi bir güncelleme olmadı ama 2000 yılında yapılan verilerde 1992 yılında yapılan o önlemlerin çok basit önlemlerdi bu arada. Şu anki bilinenlerin belki de %10'u kadardı. Bebek ölümlerinin, ani bebek ölüm sendromunun %40 oranında azaltılmasına neden oldu. Bu muazzam bir rakam. Daha sonrasında 2005 ve 2011 yıllarında güncellenerek bugünkü durumuna geldi. En son 2011 yılında güncellemeler yapıldı ve bugünkü haline geldi. Peki 2011 yılına damga vuran neydi? Neler değişti? En son güncellemelerle neyin altı çizilmesine sağlandı? Özellikle uyku ortamları, güvenli uyku ortamlarının ne kadar önemli olduğuna dair yayınlar bulunmaya başlandı, incelemeler yapıldı ve ispatlar ortaya çıkartıldı. Olabildiğince bebek uyuduğu anda sizin de uyumanız önerildi. Ama uyuma ortamında uymanız gereken bazı kurallar var. Birincisi, aşırı ısıtmayacaksınız. İkincisi, bebekle aynı odada ama farklı yataklarda kalacaksınız. Asla aynı yatakta uyumak diye bir şey yok. Üçüncüsü, bebek yatakta uyur. Asla kucağınızda uyumaz ya da başka bir yerde uyumaz. Dördüncüsü, uyuma ortamı sert olmalı. Asla yumuşak bir ortamda yatırılmamalı. Beşincisi, beşiğinde ya da yattığı yerde yumuşak cisimler ya da oyuncaklar tarzı herhangi bir şey olmaması lazım. Sadece bebek ve belki sağdıysanız kunda. Başka hiçbir şey olmayacak. İlk 4 ay boyunca yastık kullanmak yasak. Burada saydığım aşırı ısıtma ile ilgili efsaneler ve gerçekler hakkında oluşturduğum bir video var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. 2011 yılında başka ne dedik? Bebeğinizi emzirin. Olabildiğince çok emzirin. Mümkünse 2 yaşına kadar emzirin. En az 6 ay hiçbir şey vermeden sadece anne sütüyle emzirin. Tabii sütünüz varsa. Bebeklerinizi düzenli olarak Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde aşılama programına uyun. Hamilelik sırasında annelere iyi bakın ve onları yalnız bırakmayın. Annelerin sigara, alkol ya da uyuşturucu madde kullanmasını önüne geçin. Eğer uyumayı düşünüyorsanız bebeğinize bir emzik verin ve ani bebek ölüm riskini azaltmış olmak için bir adım daha atın. Evde kalp monitörleri ya da bebek ölümünü azaltıcı olduğu söylenen hiçbir ticari ürün bugüne kadar FDA'den, Amerikan Pediatri Akademisi'nden onay almadı. Bunların zararlı olduğundan bahsetmiyorum ama bundan hiçbirisinin doğruluğu, işe yararlığı ispatlanmadı. Dolayısıyla bunları almak için kendinizi zorlamayın, kendinizi strese sokmayın. Sadece bu söylediğim 8 madde ve diğer önlemlerle ilgili bahsettiğim şeyleri çok dikkatli bir şekilde uygulamaya çalışın ve etrafınızdaki insanlara mümkün olduğu kadar kitabi bilgi verin. Yani kafanızdan ya da komşunuzdan ya da sabah programlarından duyduğunuz şeyler değil. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere.